bir zahmet yok. Değerli takipçiler, öncelikle merhabalar. Bugünkü konumuz çamaşır makinesinin içindeki reklamlarda gördüğünüz şu hortumların içindeki kireç. Bakın gördük mü? Bu kireç nasıl temizlenecek? Neyle faydalı olur? Çamaşır makinesinin su boşaltma şuradaki pompasını açtığınız, bakın şuralardaki kireç neyle nasıl çıkar? Beraber bir izleyelim. Şimdi değerli takipçiler, öncelikle şu por çözümümüzü içine bir dökelim. En azından makinenin içine dökmeden bakın nasıl kabardığını kendi gözlerimizle görürüz. Öf, çok güzel. Şimdi değerli takipçiler, bakın. İyi bakın. Bu sıcak suyla karıştığı zaman daha da etkili olacaktır. Bakın şimdi. Evet, gördünüz mü? Bakın sıcak suyu yedikçe nasıl daha çok karışıyor? Bakın. Farkında mısın abi? Biraz daha ekleyelim kaynamış sıcak sudan. Sıcak suyu kireç çöz, por çöz yediği zaman daha da etkileşiyor. Şu an bakın bu içindeki kaynama, içindeki körük lastiği. Bakın şimdi. Hatta şöyle bir örnek vereyim ben size. Paket bıçağı nerede? Bunlar çamaşır makinenizin içinde yıllardan beri biriken tortular. Şimdi bazen videoları falan izliyorum. Evet değerli tüketiciler, değerli arkadaşlar, bakın elma suyu, sirke, yoğurt, limon, ayran, alça, sıva, beton, şimdi kime nasıl inanalım? Bakın. Gördünüz çamaşır makinenizin içindeki kazanlarda olan kireçler. Bakın. Bakın şimdi ya takipçiler. Hatta ben şöyle elimi değdirmemek için. Fatih Usta, bu burada böyle de biz makinenin içine yaptığımız zaman ne yapmamız lazım? Bakın bakın, kireci gördüğü zaman nasıl bir fokurdama yapıyor değerli tüketiciler. Şimdi değerli tüketiciler, birazdan size şunun ne işe yaradığını anlatacağım. Aklınız duracak. Bu beyaz torbadaki nedir? Bu neyi çözer? Ne işe yarar? Ne yapar? Şu an bu makine 90 derecede çalışıyor. Bakın değerli takipçiler, gördünüz mü? Kireçten bir eser kaldı mı? İçini görün. Hiçbir eser kalmadı. Şimdi bakın çamaşır makinamızın gördüğünüz gibi su boşaltma pompa motorunun içindekine bakın. Hiçbir tane kireç kaldı mı? Bakın. Gördünüz mü? Şu an burada devasa bir koku var. Bakın. Bunun üstünde ne kadar kireç var? Hepsi gitti. Şimdi şunu açıyoruz. Bakın. Bakın. İçindeki kireçleri bir gördünüz mü değerli takipçiler? Bunlar durulandığı zaman çamaşır makinesinin hortumun içinden gidecek. Şimdi bakın, bakın. Gördünüz mü? Bu kireç çözücü
kaynadığı zaman değerli takipçiler hiçbir şekilde makinenizin hortumlarına zarar vermez. Mutfaktaki lavabonuzun altındaki o su giderleri bunlardan 100 kat daha hassas. Bu bakın gördüğünüz gibi lastiktir. Bunların arızalanma, en ufak şeyde yırtılma, delinme ihtimali zor. Ama lavabo altlarındakine bakın, incecik zar gibi. Bakın, gördünüz mü kireci? Kirece bakın. Var mı lan? Bakın şimdi. Suyu aldığımız zaman bakın ne oluyor? Nasıl bir kabarma oluyor? Bakın. Adeta yakıyor, atıyor. Şimdi buradaki deneyimiz değerli takipçiler. Şimdi ikinci aşamaya geldik. Biz çamaşır makinesinin içine ne yapmamız lazım dediğimiz zaman beraber izleyelim değerli takipçiler. Şimdi makinamız ısındı. Şu an içinde gayet güzel bir ısı var. Makinamızı durduruyoruz. İçi yaklaşık bir şu an 40-50-60 derece içinde değerli takipçiler. Şimdi bakın ne yapacağız. Makinamızın kapağı açılmasını bekliyoruz. Makinamızın kapağı açıldıktan sonra bu kostiktir. Kostik tıkanık yerleri çözer. Kireci pek etkileyeceğini tahmin etmiyorum. Bu sadece yağ ve lavabo altındaki tıkanık saç kılları, pislikleri onları çözer değerli takipçiler. Şimdi beraber bakacağız. Bakın şimdi değerli takipçiler. Beraber bir izleyelim. Şimdi kapağımız bir açılsın. Programı da kapatmak istemiyorum değerli takipçiler. İptal olmasın diye ki içindeki ısıyı gördüğü zaman şimdi beraber neye şahit olacağız, neler yapacağız? Hep beraber bir izleyelim. Birazdan tık diye kapımız açılacak. Acaba neler yapacağız? Ustacığım ben de çok merak ediyorum şu an. Hep merak et oldu mu canım? Neyim merak ediyorsun? Söyle bana. Yorum yok. Bir bilmediğin şeyi merak etmen de kötü bir şey. Nasıl kaynıyor görüyor musun abi? Pisliğe bak. İşte çamaşır makinesinin o bazı reklamları izliyorsunuz ya. Kapattım gitti ya, gıcık oldum şimdi. Şunun bir tipini çaktım adam, bir çeksene bir hemen anında. Çabuk. Bir daha bay bay yapsın, bir daha çek. Tamam. Video çekiyoruz, ses çıkartma. Takipçiler benim nacizane fikrim çamaşır makinesi yaklaşık 50-60 dereceye geldikten sonra ön cam ısınmaya başladıktan sonra deterjan çekmecesinden por çözü döküp içindeki sıcak suyla etkileştiği zaman kazanda ne var yok dönerken daha da bir güzel bir temizlik sağlayacağını umut ediyorum. Evet, kapağımız açıldı. Şimdi bakın. Bakın. Döktük. Bakalım sesini bir dinleyin. Kaç 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 kaç. Bak bak kaynıyor, bak 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 Ahmet. Of kaçın. Of.
Şimdi bakın değerli takipçiler. Evet. Demek ki kapıyı kilitlemekte fayda etmiyormuş Ahmet. Sen de diyorsun ya abi gel dükkanda çekeriz ya. Vallahi bir şey olmaz abi bu saatte kimse gelmez. Kaynağı sıcak suyu gördün mü? Ben kalbim çıkar. Bütün pislikler. Şurayı göstersene halkımıza bir tane. Bütün pislikler, kireçler. Şimdi oradan kaç. Şimdi biz halkımıza daha farklı şey göstereceğiz. Sen karşıdan çek Ahmet. Şimdi de bunu bir geçici olarak bu şekilde yapıyoruz. Tabi halkımız yapmasın. Dükkanda sadece bir deneyimiz. Evet. Değerli takipçiler. Makinenin içinden çıkan tortu pisliği bir gördünüz mü? Bu şu an az bir şey olanı. Bakın. Suyunu açalım. Az bir şey su alsın. Açık su. Şimdi burada bahsetmek istediğim bu şekil yıkarken kazanın içinde tam burada yağ varsa, pislik varsa, koku varsa, yapışmış bir şey varsa bu kostik lavabonuzun içindeki tıkanıkları açıyorsa, bunu lavabo açılar kaynağı sıcak suyu döktüğün zaman etkili leşim yapıyorsa, sıcak suyumuzla ısındıktan sonra kostiği ya değerli takipçiler açık konuşmak gerekirse içine döküp bu şekil boşta 90 derecede güzelce de şakır 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 kaynattırıp çıkan suyu, şimdi bakın ben size buradaki çıkan suyu da göstereceğim. Şimdi suyumuzu önce bir kovamı bir yıkayıp hemen geliyorum. Şimdi bakın değerli takipçiler. Hortumumuza bir bakın. Şimdi iptal ettiriyorum. Şimdi bakın boşaltmaya bir getirdim. Şimdi suyu çek. Bakın şimdi çıkan pisliği bir görün. Değerli takipçiler şu an karşıdan çek Ahmet. Bu sıcak suyla beraber bu ilaç karıştığı için müthiş bir kimyasal oldu. Aklınız, hayaliniz duracağı kadar bir kimyasal. Şu çamaşır makinesinin hortumlarının aralarında böyle ister istemez şeyler var. Kalın aralara giren ızgaralar var. Bakın. Gördüğünüz gibi. Ve bu yağını çözünü, pisliğini her şeyi ve şu an bakın ellerim müthiş derecede yağlı. Müthiş derecede yağlı. Şimdi bakın. Ben bunu size tekrar şu şekilde nasıl gösteririz Ahmetciğim. Dur. Şuraya dökeyim ben bunu. Bakın şimdi. Değerli takipçiler. Şimdi suyu ağır ağır dökeceğim. İçinden çıkan pisliği
tamamen dökülmezse kendiniz gözlerinize göreceksiniz. Suyun içi az evvel tertemizdi. Ve yaklaşık 3-5 dakikada yıkadım. Ah. Şimdi şurada kendiniz gözünüzde görün. Şimdi gel Ahmetciğim. Biraz zengin yürüyüş yapalım. Şimdi değerli takipçiler, çamaşır makinesinizin içindeki pisliklerini çıkartıyoruz. Şimdi böyle yapıyoruz, şimdi şöyle yapıyoruz. İstisnalar tabii ki hariç, bir dünya çamaşır makinesi temizliği videosu var. Bazı ablalarımız çekmiş, bazıları robot konuşma yapmış. İyi günler. Çamaşır makinenizin temizliği için limon, sirke suyu döküyorsunuz. Makineniz bir şekilde temizleniyor diye bir dünya video var. Şimdi hiç o videoları izlerken böyle bir çıkan pislik tortu. Bak şu tortuları bir yakından çek Ahmet. Gel. Yakından çek. Bu şekil bir pislik. Gördünüz mü? Ve bu yaklaşık 10 dakika sürdü mü Ahmet? 16 dakika. 16 dakikada ısınmış makinenin içine yalandan hemen koyduk. Bir de bu yaklaşık 45 dakika, 1 saat, 1,5 saatte 90 derecede yıkarsa çıkan pisliği siz düşünün. Bilgi paylaştıkla çoğalır. Buradan bizi izleyen, bize değer veren ablalarımıza, abilerimize teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.